Kıymetli izleyenlerimiz, MK Yapım'dan Gazeteciler Konuşuyor programından hepinize merhabalar. Yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Siyaset artık son düzlüğe girmiş durumda. 2024'e girdik. Aday belirleme süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çarşamba günü parti meclis toplantısı vardı. Muhtemelen Denizli'den de birkaç tane belediyenin büyükşehir olma ihtimali zayıf ama açıklama ihtimali var. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de bekliyoruz. O da kuvvetle muhtemel bu hafta ya da önümüzdeki hafta şekillenecek. Artık düğüm çözülüyor. Herkes nefesini tuttu. Çıkacak olan adayı ve o sonrasında yaşanacak olan kutuplaşmayı, şekillenmeyi artık herkes bekliyor ve bir nevi Toto olayını artık yavaş yavaş kenara bırakıyoruz. Çünkü olanlar belli, olmayanlar belli. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Artık yeni geldik yani. Evet, son düzlüğe geliyoruz. Son düzlüğe geliyoruz. Artık şurada 15 gün kaldı. Seyircilerimizin, daha doğrusu gönül dostlarımızın yeni yılını da kutlayalım bu arada. Evet, doğru. 2024'ün ilk programını yapıyoruz aynı zamanda. Ya fakat eskinin gibi tabii coşku şeyimiz de yok. Gerek siyasette, gerek ekonomik konularda, gerekse geçim derdiyle birlikte artık şeyimiz kalmadı. Ama öylesine de böylesine de reisin dediği gibi millet bahçelerini kuracağız, orada çolukla çocukla yuvarlanacaksınız diyor ya, biz de artık yuvarlanmaya başladık. Artık nereye kadar gider, nasıl gelir tam olarak bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde efendim işte asgari ücretten sonra emekli ve memur maaşların belirlenmesinden sonra millet de dört gözle mamule şey yapmaya hazırlanıyor. Zincir marketler başlamış zaten. Gece evet, yarısı bekliyorlar. Mesai yapmaya başlamış. %30'dan %45'e kadar olan büyük bir zam furyası var. Tabii benim merak ettiğim, bu hususlarda en çok merak ettiğim, stoktakilere bile artık zam geliyor. Yani senin enflasyon farkını göstererek stoktaki elinde çok fazla mal olmasına rağmen onun üzerine de zam koyuyorlar. Yani zam üstüne zam hesabı gibi bir fahiş şeyleri satılıyor. Çok merak ediyorum ben bu konuyu. Adam diyor ki ben bunu diyor 5 liraya satacağım diyor. Bir hafta sonra diyor bu 5.25 olur diyor. Ben bunu hadi bir ay beklesin diyor. 6 üzerinden satayım diyor. Yani 5 liralık malı 6 lira üzerinden 6 liradan satıyor. Olası zam ihtimaline karşı adam artırıp gidiyor. Artırıp gidiyor. Yani o, bu da haksız kazançla birlikte. Ekonomiyi şey yapmıyorum ama bilmiyorum ama herhalde görünen köylü kılavuz istemez hesabı. Bir de merak ettiğim bir başka nokta daha. %50'ye varan indirim yapıyorlar. Tabii. %20, %30, %40, %50 diye. Her mamulün kendisine göre şey olur. Ya bu %50 %50 indirimle bunu satabiliyorsan, cazip olaya getiriyorsan bunu gerçek fiyatı neyse o fiyat üzerinden koy ki hiç olmazsa vatandaş kazansın. Yani indirimce cazip olaya getirmek gibi. Her neyse. Yani açgözlülük bizim ruhumuzda var diyeceğim ama ayıp olacak. Açgözlüyüz. Ama öyle olsun. Öyle genel manasıyla öyle. Hakikaten açgözlüyüz. Ve gerçekten de bazı şeyleri düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de işte bu haldeyiz. Neyse önemli değil. Hayat bir şekilde öyle de böyle de devam ediyor. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Son cümle, bunu virgül sayalım da son cümlede ne yapalım? Yapacak bir şeyim var. Şimdi muhalefete bakıyorum. Affedersin hala ılımlı mesajlar CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve benzeri parti ve benzeri parti ama bakıyorsun hiçbir şey yok. Şurada kaldı 3 ay. Ekonomi kötü, memleket dönüyor, bitiyor, kül içerisindeyiz ama tam millet ne yapsın yani? Geçtiğimiz gün otobüs durağında aynı böyle bir ekonomik konudan geçti. Belediye otobüsü bekliyorum. Oradaki kişiler. Birisi dedi ki ben dedi AK Parti'ye dedi oy veriyorum ama dedi ya bu sefer çok şey yaptılar. İşte şu oldu, bu oldu. 7500 lira emekli maaşıyla dedi yapamıyorum, edemiyorum, tutamıyorum falan filan. Ama arkadaş dedi başka dedi aday da yok. Yine dedi AK Parti'ye vereceğim dedi. Ben dedim ki serzeniş o zaman bu bize serzenişte bulunma. Ama reisin dediği doğru. Reis tabii. Abi memlekette muhalefet sorunu var ya adam bunu bas söylüyor. Aynen öyle. Şimdi muhalefeti düzelt. İktidar düzelsin o zaman. Bayağı işte sıkıntı var. Şimdi iktidarın daha doğrusu reisin hazırlamış olduğu o siyasi atmosferde o dizayn edilen içerisinde bizimkiler siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bence bu yapılan siyasette işte bizi nereye kadar buraya kadar getiriyor. İleriye götürür mü? Götürmez. Çünkü
o kabuğu yırtmak lazım. Midesi açken bir insanın bizde çok güzel bir atasözü var. Aç tavuk dar ambarı deşermiş diye. Şimdi açsan, yani vatan elden gidiyor da desen, efendim diğer konular da desen, açsan savaşamazsın, açsan düşünemezsin, açsan vatanı kurtaramazsın. Biz artık bu son işte 12 askerimizin şehit olması, diğer miting olayları gibi bir takım olaylar karşısında, yani her seçim öncesi böyle bir olaylar, operasyonlar oluyor, işte şehidimiz geliyor, böyle mitingler oluyor gibi, millet artık düşünüp eskiye nazaran bu siyasi kimliğe tam manasıyla destek vereceklerini sanmıyorum. Ağır ağır bir uyanma da var. Ancak tabii ki uyanma var ama aday yeterli değil. Aday bulamıyorlar. Ben o açıdan, şey açıdan demiyorum. Cumhur İttifakı açısından demiyorum. Şu an muhalefet partilerinde bir ışık görse millet, o büyük her zamanki siyasi duayenler mutlaka gider aday olur. Bak şimdi şöyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyükşehir adayı yok. Pamukkale'ye sadece 5 adayı var. İsim yok. Merkez Efendi, tamam Şirin Hanım orada. Hadi çıkmama ihtimali yüksek, kabul. İktidara bakıyorsun, aday yok. İktidarın da adayı yok. Yani o zaman bir de işin garip sıkıntı, tarafı partilerin önde gelen, yani geçtiğimiz programlarda da bahsettim ben. Çok mükemmel siyasetçiler var. Maddi ve manevi yönden doymuş, dolgun ve bu Denizli'ye hizmet verecek çok büyük öyle adaylar var ama hep birisi bu içinde bulunduğumuz konjonktürü beğenmedikleri için, o riski almamak için köşelerine bekliyorlar. Çoğu da yanına gelen siyasetçilerin nazik bir dille randevuları falan kabul etmiyorlar. Aslında böyle bir şeyimiz de var. Demek insanların muhalefeti hala güvenmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. 6 Şubat depremlerinde Kılıçdaroğlu dedi ki benim bu vatandaşa borcum var. Bir kuruş para almadan herkesin evini yapacağım dedi. Bir yıldan itibaren dedi. İşte şey edeceğim dedi. Ondan sonra emekli maaşı 15 bin lira olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 bin lira olacak demesine rağmen bunun arkasından iktidar partisi yarısı benden. O da kredi üzerinden. Yarısı benden, yarısı vatandaştan olmak üzere. Bir yıl içinde ki şimdiye kadar dediği rakama ulaşamadı, şu yapamadı ama işte bir yıl içerisinde vereceğim dedi. Millet oralarda Cumhur İttifakı'na verdi oyu. Kılıçdaroğlu'na güven, yani bize güven vermedi dediler. Evet. Şimdi içinde bulunduğumuz siyasi arena içerisinde bunların kendi aralarındaki yapmış oldukları bir takım çalışmalar vatandaşa başka türlü empoze edildiği için Cumhuriyet Halk Partisi olsun, yani Millet İttifakı'nın içindekiler olsun tutmamış gibi görünüyor. Adam diyor ki ben diyor Tayyip AK Parti oy vermiyorum diyor. Ben Reis Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum diyor. Şimdi böyle bir konjonktürün arasında siyasetçilerin hiçbirisinin, daha doğrusu muhalif siyasetçilerin hiçbirisinin bence güvenilir konumu, dayanığı kalmıyor. Böyle olunca da işte gördüğümüz gibi yarın ayın 4'ü, 4 ile 7 arasında ya da en geç 10-14'üne kadar Türkiye genelindeki tüm belediye başkanları adaylarının hepsi açıklanacak. Şimdi gerek şeyde iktidar partisinde gerek de muhalefet partilerinde bunlar hepsini açıklar ve göreceğiz ki eski tas eski hamam olan adayların, yani daha önce işte 3 yıl, 2 dönem, 1 yıl yapmış olanlar ve 1 yıl yapıp sonra seçilemeyip de tekrar müracaat etmiş gibi adamların çoğu bugün siyasi aranaya geçecekler ve millet de onları görünce ya eski defterler tekrar mı açıldı? Çaremiz yok, başka yok, vereceğiz diyecekler. O konuma şeyimize geleceğiz. Yine verilecek, değişen bir şey olmayacak. Değişen bir şey olmayacak. Değişen bir şey olmayınca da siyasi partimizin il başkanının dediği gibi bu zamlar çok az. Bu enflasyonlar, efendim bu ÖTV, KDV'nin artırılması az. Biraz daha artırılsın ki aklımız başımıza çabuk gelsin. Bunun başka izahı yok yani. Oğlum, millet alıştı abi şimdi böyle yaşamaya. Bir de öyle şimdi. Öyle bir gerçek de var şimdi. Tabii. Bakıyorsun ben geçen sene milletin kafasında ne var, artık bir sıfır var. Bir sıfır attığın zaman her şey rutine bağlanıyor. 200 liraya tost diyorsun. Geçen sene 20 liraydı tost. 20 liraydı tost. 15 liraydı. Şimdi diyor ki arası. Bir kere yedim mi diyor. Yani bir kere 200 liraya tost yedim mi o bana diyor artık. Yani ona diyor alışıyorum ben. Bir ay yetiyor. Ha, bir ay yetiyor diyor. Şimdi ama eskiden böyle demiyorduk.
Eskiden demiyordu ama o alışkanlık meselesi de olduğu için bunun bunu şey partisi, iktidar partisi çok iyi biliyor ve ona göre de şeyini yönetiyor. AK Parti'de olsa, CHP'de olsa bizim bakmamız gereken bu AK Partili, bu CHP'li değil. Benim anladığım kadarıyla adamın kendi konjektörü, kendi şeysi neyi kaldırıyorsa denizde hizmet edecek mi, etmeyecek mi ona bakmamız lazım. Onunla birlikte bakmamız lazım ve öyle bir adayların çıkması lazım. Dediğin gibi şu saate kadar böyle bir aday yok. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala adayı belli değil. Hala değil, evet. Yani Pamukkale belli değil. Hani diyorlar ki iktidar partisi açıkladı mı da biz açıklayalım. Mantıklı olabilir ama abi ya isimlere bakıyorsun hiçbir isim adam akıllı kabul etmiyor. Ya kulislerde bile isim geçmiyor. Yani kulislerde bile ancak bu işte adaylık başvurusu yapan insanların içerisinde. Bir de bir başka şey daha. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Denizli bunu geçtiğimiz programda da söyledik biz. Trakya'dan Hatay'a kadar batı şeridine nazar boncuğu. Böyle bir yerde senin bütün ilçelerin arasında ki ilçelerde seçimi kazanamazsan zaten büyük şehri kazanma ihtimalin evet. Yok. Şimdi böyle bir olayın içerisinde böyle bir siyasi atmosferde sen burada nasıl bir aday çıkarırım arayışı içerisine girip ve söz verdiğin sandık koyma meselesini yapmazsan buradaki insanları küstürürsün. İşte Bekirli'de patladı. İşte arkasından Çivril'de anlaşılamıyor. Aynen. İşte Baklan'da da öyle. Yani şunu demek istiyorum. Adaylar bile birbirine şeyken sandık kurup yani bunu genel merkez 100 ilçede mi dedi? 100 il ve ilçede sandık kurulacağını ve bazı şeylerde de kurulacağını söyledi. O zaman girişim yapıp ben bugüne kadar söz verdikleri halde İşte Uğur Bey de söyledi. Ya hiç olmazsa 46 tane müracaat varmış. Belediye meclis üyesi müracaatı. Şimdi sen bunların sıralamasını nasıl yapacaksın? Bunların sıralaması ikna turuna gidip de işte Karapınar sen bir ol, İmamoğlu iki ol ya da İmamoğlu sen bir ol, sen iki ol diye mi yapacak? Bilmem kim şunu da. Bunun için sandık konulması gerekir. Şurada 3 ay kalmış. Şubat'ın 13 Şubat'ta mı ne kesinleşme var? Bu zamana kadar sen yetiştirebilecek misin bunları? Bir sandık koyman lazım şeyin önüne. 350 bin kişilik Pamukkale ilçesinin kaderini 4 bin kişiye bağlamak da bana çok şey gelmiyor, sağlıklı gelmiyor. Şimdi 4 bin kişi orada karar verecek. Belki... Ama aynısını 4 bin kişi ama 10 bin kişi de şey var. AK Parti var. AK Parti de koysun. Yani onların arasında ki dikkatimi çeken bir şey son yıllarda İnsanlar hani taraf ol, taraf olmazsan bertaraf olur hesabıyla evet. Bizim şeyde Pamukkale ve şeyde AK Parti, CHP, Millet, İyi Parti, bütün partilerin hepsinin şeysi var. Eğer bu insanlar mesela AK Parti'de sandık koyarsa, bunun yanında CHP'de sandık koyarsa ya da Cumhur İttifakı bir sandık koyar, öbürleri bir sandık koyarsa, öyle bir şey yapırsa o zaman 4000 kişi, 3000 kişinin kaderini değil, bütün insanların kendi içerisine versin. Bir de bir yönetici kadro var, bir de yönetilen kadrosu var. Yani şöyle diyor, Pamukkale Belediyesi'nde 320 bin kişi bir yani var ama onlara hizmet için yola çıkmış olan 3000 kişilik, 4000 kişilik yani delege bazı ve üye bazındaki olan insanların orada karar vermesi yanlış olmaz. Ama biz bu delege sistemini daha önce tartıştık. Tartıştık. Delege sisteminin baştan aşağı değişmesi gerektiğini de söyledik. Ama oy potansiyelinde yani oy kullanılma meselesinde o bizim tartıştığımız konular devre dışı kalıyor. Delegeyi kim yazıyor? Delegeyi kim yazıyor da sandık olduğu için onlar şeye geç yani devre dışı giriyor. Ki ben bir de sanmıyorum. Delege mi kullan? Gerçi kısa dönem de delege kullanıyor. Ben yetkiliyim. İmamoğlu ben seni sevmiyorum kusura bakma. Ben Ahmet'i seviyorum. Zaten delegeler benim delegeler. Tamam dolayısıyla ama... ben derim ki Ahmet'i verin. Abi belki İmamoğlu veya diğerleri çok daha sağlam bir insan. İşte seviliyor. Mesela şimdi delege Ahmet dedi, hadi Ahmet'le seçime gidiyoruz. Ama işte yani sandığı koyarsan bu biraz bu içinde bulunduğumuz o şartlar biraz erir. Bence sakal büyük meselesi. Valla sakal büyük. Yani ne olursa olsun. Tamam sözler belli tutulmadı. Çok büyük tepki var. Ama sandık koysan ne olur koymaz. İşte Uğur Başkan'ı sandık koydum vakitler oradan. Ediyorum. Sandık koyduğumda delege bile kullanmış olsa liste çıkıyor ya. O liste nispeten sen çekil bu bizim adam bu çıksın gibi olan o karşılıklı ikna turlarının önüne geçer. Yani biraz daha ciddiyete biner işler. Biraz daha ciddiyete bindiği için tamamen yoldan çıkmış olan o düzeneyi, disiplini şeye sokar, düzene sokar daha güzel olur. Yani ekveni şer dediğimiz
iyi değil ama kötünün iyisi çıkar ortaya. Bu biraz daha yani diğer dediğimiz gibi adamın adamı meselesini de orada egal etmiş olursun. Yanlış olmakla birlikte bunların aynen. Zaten dedikleri delege değildi. Üyeler kullanacaktı. Ama 13 Şubat ne kaldı şurada? 1,5 ay hesabı kaldı içerisinde. Sandık koyup da onların seçtiği parti meclisine gönderilip orada onaylanması, gelip yüksek seçim kuruluna verilmesi bilmem neyse uzun bir iş. Onun için orada delegelerin oy kullanması başka şey yok. Yani onu da koymasalar ne yapacaklar? 40 kişiden 18 kişi, 20 kişi seçecekler. Yani o zaman geriye kalanı, yani dediğin gibi şunlar asil, şunlar yedek desinler, bitirsin o zaman. Yani bir kişi otursun, tamam arkadaş şunları yaz. Ama o zaman da İşte o zaman da belediye meclis üyesinin ya da şey takımının kendisinden başka hiçbir şeysi olmaz. Tabanda da hiç onun önemi olmaz. Yani öyle değerlendireceksin bu olayı. Bana göre artık herkes de ya seçim atmosferine girmişiz. Şey var, ne adaylar konuşuluyor, ne belediye meclis üyelikleri konuşuluyor. Ne bununla birlikte yani eskiden ya hiç olmazsa kulislerde şu adam şurada şunun ismi geçiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor derdik. Şimdi o da yok. Tıkandı, tamamen tıkandı. Muhalefette, iktidarda adam üretmeyi bıraktı. Adam öğütmeyi daha çok ön plana çıkarttılar. Onun için de hiçbir partide yeni isim yok. Yeni isim olmadığı için de işte yani eski meseleyi getirecekler şimdi. Eski adamlara gidiyorlar, rica edecekler. Ben Beyhan Aslan'ı bekliyorum. Bugün yarın Beyhan Aslan'ın ismi yine ön plana çıkar. Çıkar. Yani her seçim dönemi çıkıyor. Bak, Beyhan Aslan. Evet, Beyhan Aslan'ı çok eleştirdi. Bir de çıkıyormuş vallahi hiç belli olmaz. Yani. Çıksın beyler. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Olgun bir siyasetçi. Benim onun hakkında yazdıklarımı ya da söylediklerimi bir başkası olacaktı. Benim yakama yapışırdı. Ben onun için dedim ki o zamanlar İyi Parti bilmem iyi, yok MHP'den tekrar millet şey falan dedim Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar dedim hizmet için gireceğine çay ocağından başlaması gerekir dedim Beyhan Aslan için. Şimdi düşünüyorum da o tip adamların gerçekten şu anda öpülüp başın üstüne konulması gerekiyor. Şu anda. Çünkü onlar yani bir şeyler yaptılar ve hala yapma için çırpınıyorlar. Biz de onlara işte böyle köstek olup bilmem biz önlerini kesiyoruz. Şey yapıyoruz. Yani bu bizden kaynaklanan bir olay değil. Siyasetin getirdiği bu konjonktürden kaynaklanan bir olay bu. Evet. Bize öyle şey ama bugünkü gibi yeni yetişmiş bir siyasetçinin olmayacağını ben yani şöyle bomboş olacağını bilseydim bu olayı onların hiçbirisini eleştirmezdim. Biz istedik çok ki doğru. Çekilsinler yeni şeyler gelsinler. Adam biraz da konuştum palazlandı mı hemen küt vuruyorlar indiriyorlar. Oyun var ya daha vuruyorsun böyle kafasına vuruyorsun. Sistem onun üzerine kurulu. Sistem böyle kurulu olduğu için de böyle gidiyor işte bakalım. 2023'ün son programını İyi Parti Merkezi Efendi İlçe Başkanı Sayın Süleyman Semerci ile yaptık. Çok, kanalımıza yayınladık. Çok da güzel tepkiler oldu. Merkez Efendi'yi sordum. Ne olacak dedim. Kazanmak için geliyoruz dedi. Biz dedi ittifak yok. Genel merkezin almış olduğu kararı sonuna kadar riayet ediyoruz. İsim zikretmedi ama geniş üye katılımları olacak dedi. Yani o dönem gidenler olduğu kadar yeni gelen üyelerimiz de oldu. Eskisine nazaran çok daha güçlüyüz dedi. Ve dikkatimi çeken mevzu oldu. Tam sana ve bana cevap gibi oldu şimdi. Biz birkaç programı dile getirdik ya. İyi Parti'nin tabanı CHP'ye kayacak, oraya buraya kayacak. Hmm. Arkadaş dedi, niye bize gelecek olan oyları görmüyorsunuz dedi. Onlara gelen oyu da gördük. Mantıklı bir söylem aslında. Ama neden sadece bizim taban kayıyor dedi. Onların tabanından da şimdi bak, bize oy gelecek diyor ya. Tamam biz onu da söyledik. Yalınız. İyi Parti'ye gidecek olan oylar Cumhuriyet Halk Partisi'nden gider. MHP'den gitmez. Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz seçimlerde AK Parti yani Cumhur İttifakı'nın arasında Büyük Birlik Partisi ve AK Parti'den oy alarak oyunu yükseltti. Doğru. Şeyle yok onların arasında. Millet İttifakı'nın arasında da aynı şekilde oy geçişkenliği CHP ile şey arasında olacak. Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden gitmez İyi Parti'ye oy. Oranın arasında eğer iyi bir aday çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne sırf Sema Silkin Ün'ün vesilesiyle Ahde Vefa için Gelecek Partili insanlar ki AK Parti'den ayrıldıkları için burada olduklarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy vereceklerdir. Gelecek Partisi'den ben İyi Parti'ye oy gideceğini sanmıyorum. Ha ya %1'lik, %0.05'lik oy olsun olmasın diye ama şu içine bulundum sistemde bir oy. Aynen. Böyle düşüneceksin. Biz İyi Parti'de şimdi
İyi Parti'de kazan kaynamış. Sessiz sedasız 350 tane insan istifa etmiş İyi Parti'den. Bunu ben o Mehmet Gözlükaya'nın ölüm yıl dönümünde yapılan oradaki arkadaşlara sordum ben. Ben o diyor ben istifa ettim. O diyor ben istifa ettim. Partiden diyorlar son o masadan kalkış oturuşundan bu yana Deniz'de diyorlar 350-400'e yakın insan kayıp insan yani üye diyorlar istifa etti. İşte onlar diyor ki yani bu normal diyor Süleyman Başkan ve Nihan Başkan. Neden normalmiş bu? Bize gelen üyeler var diyorlar yani. Ya üye vardır canım. Yani biz illa ki giderken oraya hiçbir üye gitmiyor demiyoruz. Diğer partilerde rahatsız olan insanlar da İyi Parti'ye elbette şey yapıyordur. Fakat gidenin niçin gittiğini yeni kurulmuş bir parti. Henüz daha sistemleşmemiş. Daha resmileşmemiş. Yani bir partinin yeni kurulmuş bir partinin bir anda böyle yüzlerce şeysi sorgulanması lazım. Yüzlerce insan gidiyor. Yani onlarca insan geliyor. Yani onluk yüzdelik hesabını yaparsan ben bu adamlar diğer partide hoşnut olmadıkları için bize geldi ama benim tabanım neden toplu olarak gidiyor öbür tarafa? Niye benim milletvekili adayım öbür tarafa? Önce bunu sorgulayacaksın. Gideni sorgulayacaksın. Gideni sorguladıktan sonra arada kalan şeyden ha şu meseleden dolayı da bize geliyorlar diyeceksin. Tamam biz onu yani İyi Parti'nin konumunu, konjektörünü, şosunu, bu şeysini falan tek taraflı olarak bakmadık. Ona şey yaptık. Ha şimdi böyle bir olayda aklı ve mantıklı olan, muhalefet olan bir insan AK Parti'ye gitmeyeceğine göre iyi bir aday çıkardın. Diyelim ki buranın içerisine İbrahim Şenel'i çıkardın İyi Parti'den. Şimdi kardeşim ben muhalefet olarak ya %9, %8 oyları var. Ben bu adama oy versem kazanamayacak. En iyisi bunların arasında aklı mantık kim var? CHP var. CHP'nin adayına vereyim geçeyim der. Yani muhalefet olan insanın genel manada düşüncesi bu olur. Ha partinin gönüllüleri var. Mesela bizim Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde görevlerin bile sorgulanmadığı adeta genel merkezinde de ilgilisi aynısı yorgan bir şey. O zamanlar yani ideoloji partilerinde sen oyunu körü körüne ideoloji partisine verdin. Bizim arkadaşlar diyor da işte sandığa gittim üç hileli gördün mü diyor. Başkasına oy veremiyorum diyor. Ben oraya giderken diyor DYP'yi düşünüyordum ama o kaslandığa gidiyor. Veremiyorum diyor. Bunun gibi ideoloji partilerinde olabilir. Fakat İyi Parti hüsrana uğrattı. Hüsrana uğrattı yani şeyi. Tabanı hüsrana uğrattı. Sen bunu hüsrana uğrattıysan bize gelir diye tamam gideni görmeyip de geleni görürsen o zaman sen %9 iken oyun aşağı yine gelir %5'e. Tamam, en azından gelen var ya bir de o işte bakmak lazım. Gelen var ama gideni aratacak şekilde gelen var. Son 2-3 cümleyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlıyorum. Hala da belirsizlik var. Hala da protokol imzalanmadı. Hala da Çağlı ve Buldan var. Seminsar, Bozkurt ve Babadağ konusunda belirsizlik sürüyor. Herkes bekliyor. Geçen dile getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi bekliyor. AK Parti bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi bekliyor. İyi Parti bekliyor. Herkes bekliyor. Evet. Ve millet de sıkıldı. Aday olan isimler de sıkıldı. Herkes sıkıldı bu işten. Şimdi ya bu şey uzadı aslında da. Yani belki de normal süreçte bize öyle normal, çok şey geliyor. Tabii normal, hayır. Şimdi normal süreç derken aşağı yukarı 3 aylık bir süreç bu. 2 tane zaten toplantı yapıldı. 3. toplantı yapılmadı. Fakat şöyle bir şey olurdu. Yani hiç olmazsa el altından, kulislerden ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne şunlar şunlar verdim, bunların adayları orada çalışsın, AK Parti'de şunu çalışsın gibicesine bir yani sırf sadece kulislerde kalacak yani, şekilde. Resmi olmasa da. Resmi olmasa da böyle bir şey verip ona göre bir herkes partilerde kendi önünü görmesi lazımdı. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Ali Bey ile bizim görüştüğümüzde sıcak sıcak görüştüğümüzde onlar da aynı şeyi belirtiyor. Diyor ki ben genel merkezden gelen karar neyse yani genel merkeze uyarak diyor şey yapıp şu ana kadar şu ilçe sizin şu ilçe bizim diye herhangi bir şey olmadı. Aynı dedi iki ilçe bizim hesabı 16 ilçe yani böyle dedi şu anda duruyor ama önümüzdeki günlerde değişebilir diyor. Yani bizimki diyor 4-5-6 diyor şey diyor. Ki içinde bulunduğumuz şartlarda ben aldığım oy oranına göre 2'de değil 4'te değil 5'e kadar yani en az diyor 5 tanesi olması gerekir diyor benim şeyime. Ama genel merkezin kendisine göre kendi aralarında yaptıkları çalışmalarda bize yansımadığı için benim elim kolum bağlı şu anda diyor. Hakikaten onun dediği doğru. Şimdi
Çıktı dedi yani Bozkurt da bizim adayımız falan filan diye konuştu. Serinhisar da bizim adayımız falan filan çıktı. İşte alacağız şöyle olacak böyle olacak dedi. E Kütle'de AK Parti aldırıyor. MHP'ye vermedi. O zaman Mehmet Ali Bey'in bu yaptığı konuşmalarda havada kalıyor. Yani ondan dolayı onlar da bekliyorlar. Herkes biz de bekliyoruz. Biz çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Yine ilçe programlarımız devam edecek. Onu da dipnot olarak size aktaralım. Bu hafta nereyi inceleriz? Bekirli ve Çal'dayız. Bugün Ahmet Hakan basın toplantısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Çal Belediye Başkanı adayı. Basın toplantısını dinledik. Onu da yayın organlarımızda aktardık. Bu haftalık bizden bu kadar olsun. İlçe programlarınızı ve bizi takip etmeye devam edin.